Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yayla yolculuğumuz başlamıştır. Yambolu'dan gidiyoruz. Araçlarımızı aşağıda bıraktık. Turgay Usta'nın 4x4 aracı var ama maalesef dedi güvenemiyorum. Yani o yaylaya daha önce hiç gitmemiş. 8x8 Evet. anca H100 gider dedi Turgay H100 ya. aynen. O yüzden bize iş veren abi diyelim, arabasını bize tahsis etti. Şu an yaylaya gidiyoruz. Turgay Usta, ne diyorsun Taşköprü yaylası için? Yani çok duyduk Taşköprü yaylasını, tehlikeli bir yer, rakımı çok yüksek. Bayılanlar bile oluyormuş arkadaşlar bu yaylada. Çok fazla basınçtan dolayı artık kulaklar falan uğultaması, biliyorsunuz yukarı yüksek yerlere çıkanlar bilir. Bizde bir tedirginlik var yani. Biz de hazırlığımızı güzel yaptık. Devam ediyoruz yola. Oradan da görüntüler alacağız inşallah. İnşallah sar. İnşallah. Boru patlayınca zaten kopan parçalar boruyu patlattı. Arkadaşlar, çok erken çıktığımız için yola, kahvaltıyı araçta yapmak zorunda kaldık. Yol üstünde gördüğümüz bir köy fırınından poğaça, bir şeyler aldık. Kahvaltıyı arabada yapıyoruz. Afiyet olsun usta. Turgay Usta çok tedirgin şu anda. Bakalım neler yaşanacak bugün. Devam ediyoruz arkadaşlar. Harabeleri arkadaşlar. Buradan kalkmasalardı Trabzon'un ikinci merkezi buraydı. Evet. Yani Trabzon'un en eski yerleşkesi diye. En eskisi. Evet. Hani o zamanların merkezi gibi düşünün arkadaşlar. Burası için ayrı bir video gelecek size ilerleyen zamanlarda. Bugün çalışmaya geldim. Zamanımız kısıtlı ve çok müthiş bir tarihi geçmişi vardı buranın. Sürekli duyuyordum. Bu şekilde nasip oldu gelmek. İşte rahiplerin yetişmiş olduğu yerler. Şurada görüyorsunuz. Rahipler orada yetiştirilmiş. Hangisi? Bu o zaman işte din adına yetiştirilen rahipleri, okulları ve kiliseleri. Harika bir yer. Bu şekilde ulaştık. Söylediğim gibi ilerleyen zamanlarda detaylı olarak belki işimden gelirim buraları size tam tarihi anlamında birlikte anlatmak istiyorum. Trabzon'a gelecek olan varsa buralara da uğramadan gitmemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Kilisenin önünden geçeceğiz. Üstü ot tutmuş. Çok harika bir görüntüsü var. Umarım. Bak, bu da çeşme. Ha, içelim. Tamam. Domuzdaki yeri değil mi? Santa Maria Kilisesi'nin çeşmesindeydi, öyle diyelim. Zamanında buranın yerleşke zamanlarında burası aktif olarak kullanılırdı. Artık ne için yani halkın su taşıdığı çeşme olarak mı bilmiyorum ama tarihi geçmişi çok öncelere dayanan bir çeşme burası. Ben de tam olarak bilmiyorum tam tarihini ama dediğim gibi detaylı olarak anlattığım zaman araştıracağım. Etimde detayına kadar size anlatacağım. Buraya da gelmişken buradan da bir su içelim dedik.
çok soğuk. Şöyle gösterelim. Yani zamanında niye bu kadar yukarı yerleşmiş Rumlar? Artık savaş zamanları mı? Denizden gelen tehditlerden kaçmak için mi bilemiyoruz ama harika bir yer. Vay be. Ben daha önce çok kilise şeylerinde çalıştım arkadaşlar. Restorasyonlarında. Ama görüyorsunuz. Burası da harika. Umarım yakın zamanda restore edilir. En azından güçlendirilir. Bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarılır. Harika bir yer. Burası ne oluyordu acaba? Burası kutbeli. Burası ana kilise. Ana kilise. Kaç tane Allah. Kilise var? Kaç tane kilise var burada şu anda ayakta duran? Bir tek bu mu kaldı? Ya üstü çoğunu yıkılmış. Bir tane var ayakta duran. Toplam 7 kilise var burada. 7 kilise var burada. He, toplam 7 kilise varmış arkadaşlar. En azından Trabzon'a ya da işte Karadeniz gezisi yapanlar olacaksa aranızda mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şurayı tekrar göstermek istiyorum. Şurası artık kutsanma yeri gibi mi şu gördüğünüz yer? Rahiplerin hani o zaman tamamen rahip ya da rahibeliğe adım atılan yer orada kutsanırmış diye söyledi arkadaşlar. Ben sizin için buraya bir dahakine geldiğimde detaylı olarak buranın tarihini... Arkadaşlar şöyle bir sütünü göstermek istiyorum size. Biz de taş işi yaptığımız için harika muazzam renklere sahip. Yani bu şu anda bu taşı bulamazsınız tabii ki. Artık zamanında... Yontması taşı yani. Bir de renk artık zaman içerisinde mi oturmuş bilemiyorum ama harika renklere sahip. Usta bu ne taş olarak bilinir? Şu ustamı da çekeyim. Evet bak bu taş... Bu taş ne taşıdır? Bu taş olsa olsa kilise taşıdır bu. Kilise taşıdır. Evet ustam bizi aydınlattı. Biz de diyorduk yoksa bu taşlar ne taşı diye. Evet kilise taşıymış. Şurada baksana ya. Şurada mum burada dua edilen bölüm. Yok şurada. Şu bölgede mum galiba yakılırdı. Dualar edilirdi. Yani dilek yakarsın. Dilek tutarsın. Mumunu yakarsın. Buraya tutturursun onu diyebiliyorum. Aynı şekilde buralarda. Şurada şuraya bakalım. Kutsal içeceğin ve kutsal kitabın bulunmuş olduğu bölgeye. Burada yok orada din adamının işte vaiz verdiği bölge. Şu tavana bak ya. Ya şu Horasan'la nasıl tutmuş zamanında şurada. Arkadaşlar bu Horasan kaynamasıdır. Evet. Baksanıza ya. Muazzam. Harika. Evet. Keşke bugün iş olmasaydı ustam da şuranın tadını birazcık çıkarsaydık. Başka zaman. Tamam. Geleceğiz. Tamam. Ustamdan sözü aldık. Başka zaman geleceğiz inşallah. Arkadaşlar burada da ta o günümüzden böyle ufak da olsa kendini gösteren çizimler. İşte insan. Şurada elini görebiliyorsunuz. İşte kafası. Evet. Şuna bir dikkat edersen şu bir hayvan ayağı gibi yani değişik bir yani sanki değil mi? Yani bir dinozor dinozor olabilir mi ustam? Yok. Yani evet. Cidden benziyor. Çok benziyor ki bakın şöyle sizde arkadaşlar şu bir ayak bildiğiniz kasları falan yapılmış. Tırnakları var. Kafa kesmiş şurada çıktı gibi yani. Evet evet. Şurada munzur Munzur. Ustamın hayal gücü burada canlandı tabii hemen gözünde.
Varsa aranızda psikologlar, bu şekli ustam dinozora benzetiyor. Bunun anlamı nedir acaba? Hani gösteriyorlar ya, bu şekli neye benzetiyorsun diye. Evet. Ayaküstü de olsa bir nebze tarihten aldık arkadaşlar. Gözlerimiz şenlendi. Hayvan ayağı, hayvan ayağı ya. Burada da evet. Bak bak. Ustam benim doğru diyor. Aynı şekilde pençeler. Aslan var orada. Aslan mı artık? Harika. Şu aslan mı? Ayak pençe gibi. Pençe zaten abi o. Evet. Neyse, bura aynen tehlikeli bir bölge yani. Hayvan bir şeyle. Köpeğe benziyor ya, aslan bir şey. Abi tuhaf... yok. Yani doğanın başka bir tarifi yok bana göre. Şu anda görüyorsunuz. Geliyorum. Bak bak. Hayvanlar yaylaya çıkıyor maşallah. Orada da otluyor diğerleri. Arkadaşlar, yaylamıza geldik. Taşköprü yaylamıza. İşimizi hallettik. Yarın çekimler yapacağız tekrardan. Şimdi yatak pay edemiyoruz arkadaşlar. Siz de tanık olun. Bakalım yani kim haklı kim haksız. Şimdi arkadaşlar, ben diyorum ki bu yatak benim kardeşim. Hayır, burada büyük tarafı Hikmet abinin. Orası benim. Samet, benim? Sen burada. Dede ben nasıl yatacağım ben orada? Dolayına yat. Sallanır o. Ayağımla sallayacağım seni. Hayır, ne canı sıkma. Ben oradan sallarım. Hikmet abi buradan sallar. Sen oradan sallama. Abi benim midem bulanır orada. Bak sabaha kadar uyanamıyor. Tamam, sallamazsın Samet. Durur öyle düz yani. Neyse, hadi bakalım yani. Yaylaya mecbur eve gidemediğimize göre. Yani buradan yürümeye kalksam bir hafta yanında giderim ev. Aşağıda yatacaksın. Neyse. Sallana sitkene, sallana yatarsın. Nedir yani? Abi hafiften de bir ninnicuk açarsınız bana. Abi sen ne diyeyim, ben sana var ya. İyi hadi bakalım, ha, kabul ediyorum. Kırmızı tamam. Başlı kızın hikayesini anlatalım. Tamam sen, tamam. Sıkıntı yok. Tamam, kabul ediyorum ha. Tamam mı? Tamam ha. Evet arkadaşlar, sabah oldu. Üşüdün mü Turgay Usta? Çok soğuktu ya. Yok. Nasıl? Yana yana mabule baksana gördün. Ama kukurlan yattın, baksana kukulataya. Şurada mabule var ya. Ama daha sen üşüyor musun? Sos kötü işi lan. Ben... Böyle çektim de bu gözümü böyle maske gibi. Bak kadar. Ben 1, 2, 3, dondum, poları da giydim, gece kalktım. Aa! Ve üşüdüm. Üşüdüm abi. Ooo Samet'im. Ama uyudum ya öyle iki ara ara. Bir de gece taş yuvarlanma sesleri gene duydum arkadaşlar. Gene dışarıda dolaşan ayıların yuvarlamış olduğu taş, yani dışarıda derken direkt çevremizde değil de atıyorum. Buradan işte 500-600 metre ya da 1 kilometre ötede işte ayılar dolaşırken taşlar birkaç kere duydum. Sen de duydun mu Turgay Usta? Ya. Ama etrafı dağlık, dik yamaçlar olduğu için ya. Yankı yapıyor değil mi? Dere içi hemen vadi ya. Ama yani gene de ürkütücü değil mi ya? Zaten burada pek gece ya, dışarı kanun, çıkmıyorlar. Onun kanun. Çok fazla ayı varmış arkadaşlar. Neyse, gün başlıyor. Bakalım neler yapacağız bugün. Turgay Usta bize balık tutup yedirecekmiş. Hiç zannetmiyorum ama hayırlısı. Hadi bakalım. Kickbox. Tamam. Evet Temel Ustam, ne yapıyorsun bize sabah kahvaltısı olarak? Kuymak yapıyorum size kardeşim. Abi bu ne ya? Mısır unu, tereyağı, bir de yayla peyniri, anlıyor musun? Abi şu güzelliğe bak Allah aşkına. Şu anda aşı başladık ona yani, bismillah dedik. Şu yanaklarının kırmızılığı bu kuymaktan mı geliyor Temel Ustam? Evet canım benim. Maşallah. Teşekkür ediyorum canım. Arkadaşlar Temel Ustam sağ olsun sabah kalktı erkenden bize kahvaltı hazırlamak için. Patatesini kızarttı, biberini kızarttı, domatesini aynı şekilde, melemen, çay, yayla suyundan. Burada görmüş olduğunuz kuymak da arkadaşlar, buradaki hayvanların peyniri, tereyağı,
Biraz sonra bunun üstü yağ göllenecek kanka. Yani değil mi? Kuyumun ilk aşaması. Abi süpersin. Daha ben ne diyeyim sana ya? Gözlerinizden öperim. Ben sizi burada az bırakamam. Abi Allah razı olsun. Akşamdan beri yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda bizi ağırladı. Çok güzel. Siz de görüyorsunuz. Şu anda pişme aşamasında. Biraz sonra yağ fışkıracak ondan. Abi. Yani ona kattığımız tereyağı gün yüzüne çıkacak. Harika. Pidelerimizi de aldık bak buradan. Taş Köprü'den. Taş Köprü'den mi aldık? Taş Fırın'dan. Evet canım benim. Pidelerimiz de burada. Sıcak değil mi? Bak duman tutuyor ya. Baksana ya. Kurban olduğum bunlara. Bunlar yenmez mi usta ya? 200 kilo da olsam yiyeceğiz kanka. Hiç canını sıkma. Abi Allah ömür versin ya. Amin, ne diyeyim? Amin amin. Görüyor musun bak yağ başladı çıkmaya bundan kanka. Görüyor musun? Görüyor musun? Biraz demem sonra... ustam sen bu işi biliyorsun ya. Vallahi iyi. Biraz geri alıyoruz yani dibine yanmasın diye. Çok koma peynir var. Yok yok. Sarpmasın diye değil mi ustaları? Peynir ise çok koma. Yok yok fazla komik. Arkadaşlar böyle bir durum da var yani yaylada. Peyniri görüyorsunuz. Çarpıyor değil mi Temel evet, usta? Evet evet. Peyniri görüyorsunuz ya. Arkadaşlar. Yayla peyniri. Bir seneden beri burada... Kendini şeye bırakmış. Yani buna çürümüş peynir de diyebilir miyiz? Yani tam böyle çürümemiş de küflenmiş. Küflenmiş. Adam bak bunu Fransa'da özel şeylerde ambarlarda bekletiyor kardeşim. Biz burada hani François gibi yani metro... Anladın mı beni? Tamam. Ben seni çok iyi anladım Temel ustam da takipçiler. Evet. Var mı oradan bir canlanma? Bize bir merhaba demek isteyen var mı kanka? Yok şu an canlı yayın yapmıyorum. Seni direkt YouTube'da... Şimdi canlı yayın gelip geçici. Ben seni ölümsüzleştirmek istiyorum. Senin gözlerini öpüyorum ben. Tarif isteyen yani bu YouTube ayakta kaldıkça sen de onunla birlikte ayakta kalacaksın. Yaşasın işte. Özgürlük o zaman. Abi yaşasın. Evet Temel ustamın söylemek bak, istediği şu yağ. Bak, yamadağı gibi volkan atıyor oralardan bak. Aynen. Şu yağ bakın görüyorsunuz. Evet. Kendini bıraktı. Patlamaya hazır. Bu zaten bunun sırrı burada. Onun üstüne bak. Çıkardın mı ama, ya? Ama Temel ustam söylemiyorsun yani bu işin sırrını bize. Ama görsün diye yani bunu söylersek herkes yapmaya kakar bir anlamı kalmaz. Görüyorsun volkanik dağ gibi oradan paf yapıyor bak. Yağ yüzeyinde toplanıyor. Paf yapıyor diyorsun yani. Paf yapıyor kardeşim. Evet evet. Yoluna sağlık Temel ustam. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi dereye doğru iniyoruz. Bayağı dik ya. Taşlar var. Şöyle göstermeye çalışayım size. Düşmemekte direniyorum resmen. Şuraya ineceğiz. Burada görüyorsunuz suyu. Bakalım balık var mı? Arkadaşlar görüyorsunuz yukarıda karları. Bu sular hem onların erimesiyle hem de gözelerden çıkan suların birleşmesiyle buradan kendine yol yapmış. Buradan aşağıya gidiyor. Yalnız bayağı dik buralar. Yürürken zorluk çekiyoruz. Şimdi ana dereye gidiyoruz. Kayaları görüyorsunuz. Keklik varmış buranın yerli. Burada yaşayan insanların halkına sordum. Pek avcı yok ama sürekli keklik seslerini sabah gün açımında duyduklarını söylediler. Yani böyle de bir yerde keklik olmaması zaten mümkün değil gibi gözüküyor. Zaten buranın arkası gidince Gümüşhane'ye açılıyor arkadaşlar. Gümüşhane'de biliyorsunuz Avlak bölgesiyle meşhur. Devam ediyoruz. Arkadaşlar tam dereye indik şu anda. Tam derenin içindeyiz. Böyle bir tehlikeli yere geldim ki inanamazsınız. Her taraf uçurum. Dikkatlice davranmaya çalışıyorum. Kendimi çok fazla risk atmamaya çalışıyorum. Ama buraya inmeden de izledikleri size gösteremezdim. Kamerayı döndüreyim. Böyle göstereyim.
şelalenin altına indim. Resmen ölüm tehlikesi getirdim. Buradan da ya bu gözlerliği görüp de Tevfik sayımı anmadan geçemiyorum. Sayı nasip olur da gün gelirsem inşallah seninle birlikte buralara gelmek nasip olur bizim. Harika yani, söylemiş olduğum gibi balık bahane arkadaşlar. Her şey bahane. Pişmiş de bahane. Şu güzellik, görsellik beni doyuruyor arkadaşlar. Ne açlık ne susuzluk çıkıyor şu anda. Yorgunluğumu bile hatırlamıyorum. Ama güzelliği görmek beni çok çok mutlu etti. Sayın inşallah seninle bir gün buralara geliriz. Trabzon'da. Trabzon Taşköy Köprü Yaylası'nda sana çok çok selam söylüyorum. Aynı şekilde yengem ve çocuklara da. Arkadaşlar bugün deredeki günümüzü sonlandırıyoruz. Çok yol yürüdük. Araçtan bayağı uzağız. Burası zaten yoldan bayağı bir uzak. Hani böyle çocuklarla ya da ailenizle gelinebilecek bir yer değil. Çok dik tehlikeli yerler var. Biz de atlattık birkaç tane tehlike. O yüzden siz gelemiyorsanız ben de burayı size getiririm. Dedim, o zorlukları aştım. Çok şükür güzel görüntüler aldık. Uçsuz bucaksız büyüklükte bir yer burası. Böyle her tarafa gideyim deseniz belki aylarınızı alır. Biz de vaktimiz olduğunca size güzel kareler göstermeye çalıştık. Şimdi araçlara gidiyoruz. Arkadaşlar yayladan aşağı indik. Taşköprü Yaylası'ndan. Şarjım bittiği için dönerken çekim yapamadım. Ama giderken çekmiştim böyle çekilecek yerleri. Çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Zaten gördünüz, videoyu izlediniz. Şöyle bir güzellik oldu aslında izleyiciler için. Gitmiş olduğum bölge arkadaşlar Taşköprü bölgesi ama çekmiş olduğum videolar yol mesafesinden çok çok uzakta. Yürümek zorunda kalıyorsunuz. Öyle arabaya atlayayım da gideyim, aman o videodaki yerleri göreyim işte ben resim çekileyim diye bir şey yok. Çok uzak yol mesafesine. Yürürken hadi git tamam yürüyeyim dediniz. Mıcırlı bir yapısı olduğu için kayabiliyorsunuz. Bir de sürekli yerler bizi uyarıyor. Aman ayı çıkabilir işte, dikkat edin çocuklar kendinize, ayı çok görüyoruz falan filan diye. Biraz tırsık tabi ama uzaktan o güzellikleri görünce öyle gitmeden yapamadık. Ben çekerken çok büyük keyif aldım arkadaşlar. Çok çok büyük keyif aldım. Umarım siz de izlerken aynı duyguyu, aynı şevki yaşarsınız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğeni bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.